İçişleri Bakanlığınızda olsun veya vekil olarak ve kişi olarak her zaman yanımızda, her zaman o samimiyetinizi hisseden bir derneğiz. Bu bağlamda hemen ivedilikle işte Şubat çıkmadan 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde talebimizi tekrar irdelemek, vurgulamak için geldik. Öncelikle işte bu yasamızın sizin takipçi olmanızı rica ediyoruz. Gördük ki herkes bunun geçmesi için onaylamaktadır. Bütün vekillerimiz, bakanlarımız her noktadan destek almaktadır ama hiç unutturulmadan kanser haftası Nisan ayına kadar yetiştirilmesi en büyük müjde olur ve bu ülkenin ihtiyacı olan istatistiklerin çıkmasında büyük bir katkı, verilerin sağlanmasında da en büyük etken olur düşüncesindeyiz. Bu hafta kabullere ayırdık ama sizi duyar duymaz zaten ilk teşekkür gelenlerden ederim olmanız itibariyle de özellikle arkadaşlara dedim ki mutlaka gelsinler. Çok teşekkür ederim. Biz çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Bakanlığım döneminde o İpek Kozası'ndan yapılmış olan hediyenizi hiç masamdan ayırmadıydım ta kaçana kadar. Hayırlı olsun. Bu da tekrar, öyle olacak. Tekrar. Bunu söyleyeyim. Tabii bu gereken yasanın yapılması, geçmesiyle ilgili geçmiş dönemde de aslında konuştuk. Dolayısıyla belki çok ayrıntısına girmek şu an itibariyle çok anlamlı olmaz aynı şeyleri konuşmak için ama artık konuşmaktan çok daha fazla işaret yapmak gerekiyor. Biz tabii işte meclis olarak göreve başlar başlamaz meclisin yasama faaliyetlerini sürdürebilmesi için asıl olan görevi işte komitelerin oluşturulması ve komitelerin çalışmaya başlamasıdır. Dolayısıyla biz de geçen hafta bununla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde yaptık. Milletvekili arkadaşlarımızla bütün partiler arasında bir koordinasyon sağlayarak komitelerimizi oluşturduk. Bu hafta başlıyor komitelerimiz çalışmaya. Tabii ilk icraat olarak yaklaşık 4 aydan beridir toplumun da beklediği 2018 yılının bütçesinin geçmesi gerekiyor. Bilirsiniz Kasım ve Aralık ayında geçmesi gerekirdi. Her yıl o şekilde geçer. Bir yıl sonraki yılın bütçesi. Ama bu sene seçimler olduğu için olmadı. Dolayısıyla bunu daha fazla uzatamayız. Bütün milletvekili arkadaşlarla da görüştük hükümetle de. Ve bugün işte hükümet meclise yollayacak bütçeyi. Önümüzdeki hafta komite aşamasında bütçenin görüşülmesine başlamayı planlıyoruz. Süratle genel kurula getirelim. Dolayısıyla bütün yasama faaliyetlerinin meclis katında sürdürülebilmesi için ve yürütülebilmesi için asıl olan komitelerin oluşturulmasını sağladık. Bu hafta çalışmalara başlayacaklar. Ve bütçe yasa tasarısını, bütçe yasasını 2018'in geçirdikten sonra da diğer yasamayla ilgili önemli olan başlıklar süratle ele alınıp meclisimizde geçirilmeye çalışılacaktır. Sizlerin ihtiyaç duyduğumuz, ülke adına ihtiyaç duyduğumuz yasa tasarısının da süratle geçebilmesi için biz meclis idaresi olarak da ayrıca takip edeceğimizden sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ziyaretiniz için gerçekten tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.